bilenler derler ki, cümle mahlukatın her birinin şu kainatta varoluşu, bilenlerin aklı ile, bilmeyenlerin de kalbi ile bildiği bir sebebe tabidir. Yine der ki o bilenler, ne mutlu o sebebi keşfedene, o uğurda yaşayıp o uğurda ölene. Ben de desem hiç düşünmez, aynen böyle derdim. Uzak, ücra bir köyün ormanının derinliklerinde güzelliği tarif edilemez bir çingene güzeli rakkase ile yaşlı mı yaşlı koca karı ninesi yaşarmış. Bu uzak ücra köyün ormanına bir zamandır ayı mıdır, in midir, çakal mıdır, cin midir, ben diyeyim gulyabani, sen de kurt bir mahlukat musallat olmuş. Görenlerden aklı başını terk etmeyenlerin yalancısıyız. İki adam boyunda, kıllı mıkıllı, pençeli, dişli bu mahlukat her dolunayda ortaya çıkar, nereden geldiklerini kimseciklerin bilmediği o çingene koca karıyla tornunun kulübesinde soluğu alır, o körpecik çingene güzelinin raksına dalar, kollarında ancak keskin olup vahşetini söndürür. Maazallah o masum çingene güzelinin başına bir haller gelse, mahlukatın köye inip taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayacağını bilenlerden Musa Hoca, cahil köylüyü ikaz etse de cahillik bu ya, bazıları uçkurunun ucunu tutamaz, rakkaseyi mundar etmek üzere orman kulübesinin yolunu tutarmış. Her dolunayda uçkuru gevşek bir köylüyü hacamat ederek rakkaseyi kimselerle paylaşmayacağını defaten kanıtlamış olan mahlukat, bir akılsızı daha öteki akılsızların yanına gönderivermiş.
Kukanlar husus. Gönderelim onları buradan. Tabii tabii gönderelim buradan. Tabii ya gönderirsiniz. Dostum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Destur, destur, destur. Şimdi size bu göz ile bu kolun hikayesini anlatacağım. İyi bir dinleyin. Bildiğimizden fazlasını bilmemizi isteseydi Mehlam bildirirdi. Fani'nin kalbine düşen merak eceline sebep olmasın diye kimi zaman ayağını bağlar, kimi zaman kalbini. Nine ile rakkase o bağlı kalplerin kadri bilinmez muhafızları niyetine. Bildiğinden fazlasını bilmeye niyetlenmenin hali budur işte. İşte hikaye budur. O zaman kapan kurak. Etmeyin arkadaşlar. Ne etmeyin Musa Hoca? Çingenleri koruduğunu anladık. Ayı mıdır, çakal mıdır nedir onu niye korursun? Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Kapanlar kurulacak o kadar. Hadi gidiyoruz. Yusuf'un ecelini kurda, kuşa, ayıya, çakala bağlamış. Çareyi köyün etrafına sıra sıra kapan kurmakta bulmuştu köylü. Ay gene dolmuş. Açılmasın diye kapılar sürgülenmiş. Kaybolmasın diye akıllar mühürlenmiş. Döne döne sabahı zor etmişti gene bütün köy. Genç cahil köylüden gayrı. Ve elbette her köyün uğursuzu sayılan kamburdan gayrı. Zavallı Cemilcik onlara yalvarmakta. Bir an önce kalkmak ister ama nafile. Cahile keser geçer de eser geçmezmiş derler. Yabancılar sevilmez yerlilerce. Ötekiler sevilmez. Öteki varsa dirlik olmaz derler. Ötekini bitirirler. Ama onlar bilmezler, onlar görmezler.
Tamam, gördüm. Kurtaracağım, kımıldama. Tamam, tamam, tamam kızım. Tamam. İyi misin? İyi, bir şey yok. Niçin olduğunu bir Musa Hoca bilirdi. Onun da elinden gele gele bu kadarı gelirdi. Musa! Musa! Ahalinin koydurduğu kapandan mı, yoksa Musa Hoca'nın kapandan kurtardığı kızdan mıdır bilinmez. Bir ay daha vukuatsız geçmişti. Parne vudara, a kere vriama. Usta Akana. Benim güzel kızım, kara gözlü kızım, kara bahtlı kızım, balık oltasında körpecik yem kızım, çoban esirgiyen kızım. Yaradanın işine aklımız ermez bizim. Senin gibi kuzuya düştüyse sürüyü esirgemek, benim gibi köre düştüyse gözü olanın görmediğini görmek, vardır elbette bildiği hakkın kızım. Bengü tesare tute. Ne? Geçti kızım. Geçti kuzum. Geçti bir tanem. Tenler için ten veren kızım. Canlar için can yaran kuzum. Nenen sana kurban. Cennet göğe merdiven olsun güzel kızım. Günahsız teninin günahı, o sevapsız ruhlara sevap olsun inşallah. Zor tuttum benim gör olasıcayı. Neymiş? Gidecekmiş de halini basacakmış. Ben sanki bilmiyorum onun derdinin ne olduğunu. Anadan üryan oynuyormuş. Söz kız. Yalan mı abla? Nenesi de o çalıyor, öteki de oynuyor. Ne o kız, yanında mıydı? Bilmeyen mi var kız abla? Bütün heriflerin dilinde. Hoca mani olmasa. Sabaha kadar güm güm de güm güm. Dön o yana, dönmeyana. Sabah zor ettik. Sen dönmeler ondan değildir Halil. Sen rakkasının hırcını açıdan çıkartacağım diye sabaha kadar güm güm de güm güm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ulan bir de ateş yakmışlar. Biri söndürecek onun ateşini ya, dur bakayım. Aha da buldum. La Cemil'i gönderek ya ormana. En güzel vallahi o gelir onun hakkında. Cemil gider misin lan? Cemil'ime elleşmeyin. Onu ben kendi ellerimle vereceğim. İyi ya Musa Hoca işte alıştırak çocuğu. Geline gitmeden önce
Çingeneyle başa tak diyoruz biz. Yok deve. Oldu olacak kamburu çağıralım anasını satayım. Ya ağam da kambur. Lan! İti ya çoba ağzınla. Lan kambur! Eli çabuk tutlar Rakka, senin taliplerin çoğaldı vallahi. Hadi olsun. Lan kambur, sen bir kaseyi Cemil'e mi verelim? Etme Mehmet abi ya. Ödümü patlattın. Uğursuz, ne arıyorsun sen burada? Defol. Ne dolanıyor ki bu burada? O da erkek, anam. Ben kafaya koydum emmi oğlu. Bir dahakinin kucağımda oynatacağım. Gidecektim ama. Tabi tabi. Hatça'nın korkusundan kaldıramadın değil mi lan? Ne alakası var lan? Hatça mı tutacak beni? Musa Hoca'ya söz verdim diye. Hem hepimize yemin verdirmedi mi? Hakikaten ya. Musa Hoca, sen bunları niye bu kadar koruyorsun ya? He? Koca karılar eskiden yanıkmışsın diyorlar kör karıya. Kolundan evvel kendi kalbini kaptırdı Musa derdi bizim rahmetli. Hakikat midir? Da ben size diyeyim. Ben seni diyeyim emmi oğlu, vallahi billahi bu hoca o körpeye yanık. Cemal, Musa Hoca elleşmeyin diyorsa bir bildiği var ki elleşmeyin diyor. Kafaya koydum ben. Kolay gelsin. Oo, hocam hoş geldin. Hoş geldin hocam. Ne yapacağız biz bu çingen karılarıyla? Ne zararı var size çingen karılarının? Ne zararı var olur mu? Göğde ne düzen kaldı ne de dirlik. Hatice doğru diyor hocam. Dolunay oldu muydu? İflahımız kesiliyor herifleri evde tutacağız diye. Yalan mı kız abla? Karılar aile mi yapıyor? Bizim herifler camda kapıda. Ters. Ne zaman dolunay olacak diye havaya bakmaktan gireçlenme oldum vallahi. Şunları kovsak ya göğden. Jandarmaya neyin haber versek? Hocalarımızı zapt edemiyoruz desek. Zapt edin. Ne yapın edin zapt edin. Bakkaldan geliyor seninki. Dolunay yok mu Cemucun ya? Bu ne dolanıyor buralarda? Akşam için hazırlık yapıyor. Yükü ağır. Yardım etseydik. Hadi. Kahve yaptıydım Hüseyin abi. Ne kahvesi lan? İşimiz var lan, yürü. Vallahi koydum, soğumasın şimdi. Tamam lan, dönüşte yorgunluk kahvesi içeriz. Lan patlayacağım. Oğlum ne dolayın lan? He? Gidelim oğlum, ben dayanamıyorum aga. Oh.
takip ediyorsun lan? He? Bizi mi takip ediyorsun lan? He? He? Kamburumla mı lan kırıyor ha? Konuş lan. Konuş lan! Musa Hoca! Musa Hoca! Öldü. Hadi oradan lan. Günah. Takdiri ilahi, sual sorulmaz. Kimin vakti geldiyse o yolcu artık. Bu vakitte çok sıkıştırıyordu kalbi. Eli böğründe dolandı epeydir. Kolunu kaptırdığından beri iflah etmedin Musa. Ben diyeyim sana. Öyle deme Kemal emmi. Ne alakası var şimdi? Kalpten gitti o. Kalpten gitti de o kalp nasıl o hale geldi sen de bak. Bir şey gelmez kızım. Alnımıza bunu yazmış Mevlam. Yok demek olmaz, olmaz demek olmaz. Günahı da olmaz bunun. Olursa da sana da olmaz, bana da olmaz. Kime olacağını en doğrusu Rabbim bilir. Gel. El-Fatiha. Ulan zaten diriye saygınız yok. Bari ölüye saygınız olsun be. Ben ne burla? Evzu billahi mineşşeytanirracim. Dıllarına zarar gelmesin diye Musa Hoca'nın yaptığı iyiliklere bak. Bir de bunların yediği alta bak. Hele de bu gece. Ya gitsin sustursun biri şunları. Sen niye gitmiyorsun? Giderim. Ne var? Yok abi. Rahmetlinin yemini de bir yere kadar. Şu yaptıklarını duysa, koruyup kolladığına pişman olurdu Musa Hoca. Lan ben keseceğim lan bunların sesini. Varın benimle gelen. Koruyacak hoca da kalmadı artık. Ay gitmesin. Gitmesinler. Bir şey istedin abla. Gitmesinler. Gitmesinler diyor. Gitmesinler. Dedim oğlum sana, bu karılar tekin değildi ya. Cinlere mi oynuyor, ecinlilere mi oynuyor belli değil. Anam gibi konuşup adamın asabını bozma. Yani, baksana karıya. Halil. Ne var lan?
dönsek mi ki? Niye lan? Ne bileyim. Kimseye bir zararları yok işte. Nenesi çalıyor, torunu oynuyor. Niye getirdik lan bu? Ben nereden bileyim? Ben de geleceğim deyince niye geldin? Ne bileyim bunun böyle fırsak olduğunu? Ya ne alakası var ya? Ben kimseye zararları yok diyorum. Hem rahmetlinin yemeğini var, elleşmeyeceksiniz onlara diye. Biz rahmetli için Fatih'i okurken... ...bu da göbek atıyor ama. Ne oldu? Niye durdunuz? Durun! Durun! Hep dağlara taşlara mı oynayacaksın kız? Ha? Azıcık da bizi oyna. Çal lan sen de koca karı. Oyna lan sen de. Oyna da azıcık neşemizi bulalım ha. Zaten cenazeden geldik. Sarıhan'dan duadan içimiz karardı. Kim öldü? Ne yapacaksın? Namaza mı duracaksın? Ha? Musa Hoca. Dayanamadı zulmünüze. Kalp sektesinden yolladınız adamı. Yarın sabah da sitara toplayın. Oho! Daha yarın sabah çok var be. Bırak! Ha? Böyle bir daha nasıl yollamaz olmaz. Durun! Sal lan sal! Durun! Varın gidin yolunuza. Bu kuşun eti yenmez durun. Varın gidin yolunuza. Bir daha da demem. Durun! Durun! Durun ellemeyin onu. Bırak! Herkes kimin nasıl öldüğünü bilirdi de, kimse kimin niye öldüğünü bilmezdi. Bir Musa Hoca bilirdi. Bir de Kambur. Kambur her şeyi bilirdi. Rakkasenin her dolunayda canavarın aklını başından alıp köyden uzak tutmak için dansların en büyülüsünü yaptığını. Kör çingenenin her dümünde bir köylüye, her tekinde bir başka köylüye hayat bağışladığını. Her dolunayda rakkasenin tenini verirken karşılığında canavarın pençesinden bir Sabi'nin canını kurtardığını. İneyle torunun varoluş sebeplerinin tam da bu olduğunu bilirdi. Bütün köyü talan edip genç yaşlı kadın çocuk demeden ahaliyi paramparça eden mahlukatın şurada yatan çelimsiz oğlan olduğunu gözüyle görmese inanmazdı kimse. Çok acayip hikayedir bu. Ben dedim diye değil, hakikaten öyledir. Kıssadan hissesi de şudur ki... ...her mahlukatın varoluşunun bir sebebi vardır. Mühim olan o sebebi keşfetmek. Hayatını o sebebe vakfetmek. Peki siz varoluşunuzun sebebini bulabildiniz mi?